Ağızlarımızdan çalanlar çok kıymetli hemşerimiz ve canımız ciğerimiz. Kendisi. Ben 1952 Urfa doğumluyum. Urfa'da doğdum. İlk ve ortaokulu Urfa'da okudum. 1974 yılında Kıbrıs çıkartması yapılırken askere gittim. 76 yılında asker dönüşü Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'nde göreve başladım. 37 senelik devlet memuriyet hayatımdan sonra sokak aralarından gezmekten, parklara gitmektense, kahve köşelerine gidip zehirli havayı teneffüs etmektense güzel bir kültür evi, imkanım nispetinde burayı açtım, geldim, burada oturdum, buraya bir kütüphane kurdum, Urfa ile ilgili malzemeler getirdim, geçmişimizle ilgili ne varsa bulmaya çalıştım. Karınca kararınca burada Urfa'yı tanıtıyorum. Gelen öğrencilere, misafirlere, turistlere, eğer dilim olmamasına rağmen anlaşarak biz Urfa sevdasını anlatmaya çalışıyoruz. Ben doğma büyüme Urfalıyım. İlkokulu biz okula giderken ülke fakir bir durumdaydı. Ayağımızda yamalı bir can kurtaran, naylon can kurtaran, üstümüze yamalı bir siyah önlük vardı. Biz bu halde babamızla haftada 25 kuruş alarak okula gittik. Okuldan mezun olduk, ortaokula gittik. Rabbime şükürler olsun. Şimdi okuduk, çocuklarımızı okuttuk, evlendik. Bu ülkenin büyüklerinden de Allah razı olsun. Kim bu ülkenin gelişimine katkıda bulunuyorsa Rabbim onlara da kolaylıklar sağlasın. Gayemiz ülkemizi daha güzel bir şekilde, daha iyi bir şekilde anlatmak. Benim sevdam Urfa. Ben burada yağlı boya resim yapıyorum. Kara kalem resim yapıyorum. Urfa ile ilgili mahalli ağızda şiirler yazıyorum. Urfa'nın kültürel yaşamı, folkloru, yemek çeşitleri. Yani Urfa kültürü ile ilgili ne varsa burada anlatıyorum. Biz öyle bir nesiliz ki buzdolabını görmeden büyüdük. Bizim anamız yemek yapardı. Artan yemekleri su kuyusuna kovaya koyarak su kuyusuna sarkıtır. O yemek ekşimesin diye
o kuyuya sarkıtırdı ki soğuk hava deposu görevi görsün. O bayat yemeği ertesi akşam yerdik. Şimdi maşallah herkesin altında arabası var, belinde silahı var, her çeşit imkanları var. Fakat maalesef toplumda şükür kalmadı. Biz gene konumuza dönecek olursak, ben bu dükkanda şu anda 300 tane bizim Urfa'nın, Doğu'nun, Anadolu'nun, hatta yurt dışının kültürü duvar kallarımız var 300'e yakın. 800 tane Urfa mahalli kasetimiz var burada. Efendime söyleyeyim 2000 tane film arşivimiz var. 300'e yakın tesbihimiz var. Artı para koleksiyonumuz var. Artı işte eski günlerden kalma burada gaz ocakları, lambalar, lüksler, fanuslar. Yani bizi ihtiyacımızı karşılayan malzemelerin hepsi bugün burada mevcuttur. Dışarıdan, Anadolu'dan olsun, yurt dışından olsun veya şehir içinden hemşehrilerimiz olsun, üniversitelerden öğrenciler olsun, hocalar olsun geliyorlar buraya. Oturuyoruz, çayımızı içerek, kahvemizi içerek hem günün yorgunluğunu gideriyorlar burada hem de Urfa kültürüyle ilgili kendileriyle sohbette bulunuyoruz. Onların bilmediğini ben anlatıyorum, benim bilmediğimi de onlar anlatıyor. Birbirimize katkıda bulunuyoruz. Gayemiz daha güzel bir Urfa, daha güzel bir Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi. Fakat bunu yaparken kültürümüzü yaşatmayı unutmamalıyız. Urfa'nın, Süveregin, Viran şehrin, Birecik'in, Diyarbakır'ın, Mardin'in kültürü bizim için çok önemlidir. Çünkü biz bu toprakların çocuklarıyız. Bugün Göbekli Tepe'nin çıkması dünya tarihini 12 bin yıl geriye götürdü. Göbekli Tepe'den daha 15 tane açılmamış Urfa'da Göbekli Tepe standartlarında yer var. Kazılmamış, kazısı yapılmamış. Bu tarih yerin dibinde duruyor. İşte bu sene Sayın Cumhurbaşkanımız Göbekli Tepe yeli ilan etti. Bundan hepimiz, ilçelerimiz, çevre illerimiz, hepimiz faydalanmalıyız. Daha iyi ağırlamalıyız misafirlerimizi, yöresel yemeklerimizi, giysilerimizi, folklorumuzu, adet ve ananelerimizi, örfümüzü bunlara göstermeliyiz. Doğunun insanlık, misafirperverlik yönünü bunlara anlatmalıyız. Daha güzel, herkes Doğu'yu yanlış algılıyor. Doğu yanlış değildir. Doğu doğrudur. Güneşin doğduğu yerdir. Tarihin doğduğu yerdir. İnsanlığın ve medeniyetin doğduğu yerdir. Onun için elimizden geldiği kadar gelen misafirlerimize karşı, birimize karşı belki kırıcı olursak da gelen insanlara karşı kırıcı değil, yapıcı olmalıyız. Şehrimizi, komşularımızı, ülkemizi daha güzel göstermeliyiz. Gayemiz daha güzel bir çevre, daha güzel bir insanlık, duyarlı olmalıyız. Mesela buraya şimdi gelecek misafirlerimiz var. Bunları en iyi şekilde ağırlamamız lazım. Yalnız buraya balıklı göle sağa sola götürmekle olmaz bu. Ciğer kebabı yemekle olmaz bu iş. Bunları Harran'a götürmeliyiz, Şuayb şehrine götürmeliyiz, Göbekli Tepe'ye götürmeliyiz, Kasra Kancı'ya götürmeliyiz. Efendim, yani bizim o kadar muazzam kültürlerimiz var ki ilçelerimize git. Kalfetre'de mesela Karagül'ün dünyada yetişen, Birecik'te mesela şeylerimiz var, kelayna kuşlarımız var, Süreyya'ya git. Ya kayak merkezimiz var, biz gitmiyoruz ya. Ya bunlar olmaz, bunlar bizim değerlerimiz, öz değerlerimiz. İşte bunları kullanmalıyız, bunları insanlara sevdirmeliyiz, doğunun insanının güzelliğini anlatmalıyız. Gerekirse elimizde misafir etmeliyiz, cebimizden vererek yemek yedirmeliyiz. Çok samimi bir hava içinde gelen ve gidenleri karşılamamız lazım. Artı buralar kadim şehirler, burada kadim medeniyetler olmuş. Efendim, Harran Üniversitesi diyoruz. Aslında Harran kazılarında dünyanın ilk İslam üniversitesi burada kurulmuş. Urfalı'nın çoğu bunu bilmiyor. Yani kültürel değerlerimizi, kültürel eserlerimizi, tarihi eserlerimizi, müzelerimizi bunları en güzel şekilde anlatmalıyız. Fakat bunları anlatırken mesela şimdi Göbekli Tepe'yi yapıyoruz. Kaç tane yabancı dil bilen bu heyetleri karşılayacak elemanımız var. Almanca, Fransızca, İngilizce, efendim yani yabancı dil bilen eleman yetiştirmeliyiz. Doğuyu ve Güneydoğu'yu en iyi şekilde anlatabilecek insanlar bize lazım. Şimdi Urfa'da 22 bin tane üniversitede öğrenci okuyor.
Mesela uçak seferlerini arttırmalıyız. Hem gelenlere, hem misafirlerimize, hem öğrencilerimize. Mesela daha çok yurtlar yapmalıyız. Kültürümüzü, değerlerimizi öne çıkarmalıyız. İşte bunlar yapılırsa Doğu ve Güneydoğu'nun makus kaderi yenilecek inşallah. Daha güzel yerlere geleceğiz. Daha güzel imkanlara sahip olacağız. Şehirlerimiz, ilçelerimiz de daha zengin olacak. Şimdi Urfa kültürüne ben girirsem 10 tane program yapmam lazım. Sadece sizin için daha önce kendimin yazmış olduğu Urfa ağzı bir şiirim var. İsterseniz imkan varsa onu size okuyayım. Çünkü biz Urfalıydık. Bizler bu şehrin çocuklarıydık. Aynı havayı solar, aynı suyu içerdik. Kuru ekmeğe freng suyunu sürer, üstüne acı kuru isot serperdik. Zuvaklarda birbirimizle hanekleşir, çeşit çeşit oyunlar oynardık. Peste kurar, gülle yapardık. Kimimiz büyük yoşeniği, kimimiz eyyubiyeliydik. Bazen çekişirdik ama sabaha barışırdık. Sevincimiz bir, kederimiz birdi. Dağa, bağa, sinemaya giderdik. Büyüklerimizin 3 metre gerisinde yerirdik. Küçüklerimizi sever, büyüklerimize hürmet ederdik. Asbap arkasına gider türkü söylerdik. Başımızda damat asbabıyla döner oynardık. Beş büyük bir şehirde yaşardık ama sanki hepimiz bir ev gibiydik. Zenginimiz fakirlere kol kanat gerer, fakirler de haddini bilirdi. Ailelerimizin kimisi esnaf, kimisi de çiftçiydi. Herkes hemtaşı ile sıra gezerdi. Aynı mahallenin çocukları beraber kahveye gider, beraber oturur, beraber yer, beraber içerdik. Çok eğlencemiz yoktu. Haftada bir sinemaya, ayda bir konsere giderdik. Yazın damda, tahtın üstünde yatar, göz kırpışan yıldızları sayardık. Kışın yağmur yağanda damları loğlar, kar yağdı mı karlarını atardık. Sıra gezer, etli küfteler yapardık. Tabak tabak şireler, çekçekler, bastıklar çıkardırdık. Etli küftenin yanında eşkilinin tadı başka olurdu. Dedim ya kurban, yasımız bir, keyfimiz birdi. Biri öldü mü 3 gün taziyesindeydik. Yemek yapar, murra dağıtırdık. Yasına gider ortak olurduk. Düğünlerde mendil alır baş çekerdik. Çünkü biz Urfalıydık. Çünkü biz bu şehrin çocuklarıydık. Biraz önce okuduğum şiirde de eski Urfa'yı biraz anlattım. Yani dedim ki kuru ekmeğe frenk suyu sürterdik. Üstüne de biraz isot serperdik. Niye? Çünkü hepimiz fakir aile çocuklarıydık, kanaatkardık. Eski Urfa şu andaki görünen Urfa değildi. Yani Urfa'nın Sarayönü kısmı, Haran Kapısı mezarlığı, Bey Kapısı, Büyük Yol. Başka Urfa yoktu. Ama çocukluğumuz, delikanlılığımız, gençliğimiz çok güzel bir şekilde geçti. Komşularımıza saygıda kusur etmezdik. Komşularımızı gördüğümüz zaman bir kahvenin önünden geçmezdik. Babamızın arkadaşı bir yoldaydıysa gitmezdik. Hepimiz terbiyeliydik, edepliydik. Ama biz bu kültürü yok ettik. Şimdi her şeyimiz var. Buzdolabı var, çamaşır makinesi var. Ne istiyorsan var. Kanaat yok. İnsanlık yok. Apartmanlar çıktı. Hayır ve bereket bitti. Niye bitti? Daha iyi aslında yaşama hakkımız değil mi? Hepimizin. Ama biz insanlığımızı unuttuk. Urfa büyüdükçe göç aldı. Göç aldıkça kendi öz benliğini kaybetti. Mesela ben size 200 sene önceki Urfa'yı anlatayım. Bir bukle. Ermeniler, Süryaniler, Hristiyanlar, yabancı insanlar Urfa'da 4 tane milletin temsilcileri, Müslümanlar, Türkler, Araplar hepsi beraber otururdu. Ama bir gün birisinin çocuğu birisinin çocuğunun kafasını kırmadı. Çünkü komşuluk hatırı vardı. Ramazanlarda hayatla evde otururduk. İkindiden sonra rahmetli anam hayatı süpürürdü, sulardı, yakardı. Sıfrayı sererdi. Her evde muhakkak etli küfte yapılırdı, mercimek çorbası. Hükümüne göre bostana ve salatası olur. Tam ezana 5 dakika kala tak 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 ne oldu? Kapı sesi. Kapıyı açarsan komşu. Girme ev öteden size yemek getirmiş, bir tepsiye koymuş.
komşuma yemek götürüm, iftarını benim yemeğimle alsın. Sen de onu boş çevirmezsen. Sen de bir tepsiye veya onun tepsisine mal hazırı evde ne varsa o günkü şey yemeği ona korsan. Bakarsan öbür komşu getirdi. Bir bakarsan sofrada 40 tane çeşit yemek var. Hep beraber camiye giderdik. Teravih kılardık, gelirdik. Birisi ölende giderdi, hasta olanda ağzına analarımız, bacılarımız giderdi, kadınların su damlatırdı, biz taziyelerinde otururduk. Ama maalesef bugün neredeyse biz de başka şehirlere benzedik. Yani neredeyse mezarlıkta diyeceğiz, başını sağ olsun efendim, çekip gideceğiz. Gene çok şükür doğuda, güneydoğuda, Urfa'mızda mesela 3 gün taziyeler yapılıyor, 5 gün taziyeler yapılıyor. İlk bayramlar, son bayramlar. Yani bazı örflerimiz devam etmesine rağmen fakat kültürümüz yozlaştı. Kültürü bilen, bu şehrin yaşantısını bilen insanların çoğu öldü. Bu konuda kitap da yazılmamış maalesef. Birkaç kişi kaldı. Onlar da ölürse Urfa'nın kültürü de korkarım ki onlardan beraber ölür. Yazık olur. Fakat Urfa bu değildi. Biz bu hale getirdik. Yazıklar olsun bize. Şimdi önce gençlere, büyüklere saygı, ikincisi de kitap okumayı tavsiye ediyorum. Kitap okuyan bir milletten kötülük peyda olmaz. Biz kitap okumuyoruz. Buyurduğunuz gibi herkes evde, benim elimde bir akıllı mı akılsız mı telefon, hanımın elinde bir tane, oğlanın elinde bir tane, öbür çocuğun kızın elinde bir tane. Ne oluyor bu? Birbirimizle konuşmayı unuttuk. Bir misafir geldi. Misafir geldi misafir. Hoş geldi, beş geldi. Yahu deyin ki sizin internetin şifresi nedir? Yani beleşe o şifreye girecek. La kardeş. Ya büyük eskiden la otururduk, hakikatler söylenirdi. İnsanlar ağırlanırdı, meseleler anlatılırdı. Babay nasıl, anay nasıl, dayı nasıl, dayzay nasıl? Şimdi birbirimizi unuttuk, hastalarımıza git. Kan su oldu değiller ya. Kanımız su oldu. Gençler, örfünüze sahip çıkın. Kültürünüze sahip çıkın. Kitap okuyun, kitap okuyun, kitap okuyun. Şimdi efendim, bizim çocukluk dönemimizde biz, yani şimdiki gençler misket diyorlar. Misket bunlardır, yani camdan yapılmış. Biz mermer güllerlerden oynardık. Yani peste dikerdik yere. Bunlardan böyle mesela 5-6 kişi biz oynardık. Biri yazıcı, biri kırıt, biri konkret diye sıra alırlardı. Bunlar bizim çocukluk güllerimiz. Bunlar Anadolu'da topbaş derler, biz deleme deyik. Bunların önünde çiviler, at nalı çivisidir. Bu hür ağaçtan, cevizden yapılmış, hür ceviz ağacından yapılmıştır. Bu biliyorsunuz Anadolu'nun her yerinde oynanır, çelik çubuk, çelik çomak da diyorlar. Bu zıkıdır, bu zıkıyı bir 50-60 yaşın üstündeki insanlar bilir. Bu aslında bir nevi silahtır. Bunun üstünde eskide mesela Anadolu'nun bizim kazalarımızın çoğunda kendir yetiştirirlerdi. Kıtlık derler Kürtler. O kıtlığın üstünde böyle bir kendir vardır. O kendiri çiğnerdik, bunun içine koyduk, bunu böyle ederdik. Yani bu bizim oyunumuz. Fakat kimse mesela bir haber bir adam getirdiği zaman şak böyle fişek gibi gider ya kulağına da ya sesine böyle bir döner de bakar bakar kimse yok. Yani bu bir nevi silah. Yani mahalli çocuklarla ilgili ben 130 tane tespitim var şu ana kadar. İlçelerimize Allah kısmet eder uzun ömür verirse Siverek, Birecik yani Viranşehir, Suruç kaç tane ilçemiz varsa hepsini mahalli çocuk oyunlarını büyüklerden gidip görüşerek bunları yazacağım. İnşallah Urfa kültüründe büyük bir yer tutacak bu mahalli çocuk oyunlarının kaybolmaması lazım. Eskiden mesela büyüklerimiz yüzük oyunu oynarlardı. Her odada mesela televizyon yokken insanlar ne zaman geçirirdi? İşte böyle yüzüğü kollardı, kendi yüzüğünü kollardı fincanın altına. Saklanırdı böyle. Onlar da oynarlardı. Yüzüğü bulan adam kazanırdı. Diğerleri kaybederlerdi. Muazzam bir kültür bunlar. Fakat zamanla işte hepsi aşındı, aşındı, aşındı. Yok olmaya yüz tuttu.